Evet, herkese tekrar merhabalar. Bu videoda imbikten geçirmede, yani damıtım işleminde işinize çok yarayacak olan bir aleti tanıtacağım. Aldığınız ürünün yoğunluğunu, yani derecesini damıtma anında anlık olarak ölçmenizi sağlayan bu cihazın ismi Parrot'tır. Türkçe'de papağan anlamına gelen bu kelimeyi niçin bu cihaza verdiler? Acaba papağana benzediği için mi? Bu konuda bir tahmininiz varsa isterseniz yorumlar kısmına yazın. Parrot damıtma için kesin gerekli bir alet değildir. Fakat aldığınız ürünün derecesini işlem sırasında görüp emin olduğunuz için hobi amaçlı damıtım yapan kişiye kolaylık sağlar ve zaman kazandırır. Dolayısıyla yaptığı işten keyif almasına yardımcı olur. Parrot etil alkol damıtımında kullanılır. Gelen ürünü toplama kabına dökülmeden önce içine yerleştirilen alkolmetre yardımıyla ölçer. Damıtım süresince aldığınız üründen emin olursanız ateşi kısıp açarak müdahale edebilirsiniz. 5-6 yıl önce Türkiye'de bu cihazı yapan birkaç kişi vardı. İlki Afyonkarahisar taraflarından, bu imbik işlerin uzmanı değerli bir arkadaş, diğeri ise bunu seyyar olarak her imbiğe uygun hale getiren bendim. Siz de hobi damıtımlarınızda kullanmak için veya yaptığı içeceklerden size ikram etmek isteyen damıtım meraklısı arkadaşlarınıza böyle şekli güzel, enteresan, her yerde rastlanmayan bir hediye vermek isterseniz bunu evinizin bir köşesinde bulundurabilirsiniz. Parrot, yani bu papağanın kullanımını uygulamalı olarak göstereceğim. Bu işlem sırasında su ve 96 derece alkol kullanacağım. Bakın, burada 96 ABV alkol var, 96 derece alkol. Şu toplama kabı olarak kullanacağım kavanoz. Bir de gerekirse tekrar ölçüm yapmak için 100 gramlık bir mezur var. Şu kısa form bir alkolmetre. Yaklaşık aşağı 16 santim boyu var. Bunun ölçüm alanından sonundan altına kadarki boyu da 20 santimdir. Önce uzun form alkolmetreyi yerleştiriyorum. Yavaşça koyuyorum kırmamak için. Alkolümüzü ekleyelim. Tabi imbikten geliş hızı bu kadar değil. Çok daha yavaş. Bu arada oda sıcaklığı 19,5 derece, 20 derece. Demek ki bu bize gerçek değeri verecek. Alkoller biliyorsunuz 20 santigrat derecede gerçek değerini verir. Şimdi göz hizasından bakalım. Evet. Tam olarak 96 derece. Şişemizi kapatalım. Böyle çok hızlı uçan bir şey. Boşa gitmesin. Bunun içinde yaklaşık 100 gram etil alkol var. Ben de 100 gram su ekleyeceğim. 50-50. Yarı yarıya. Demek ki 96 volüm. 96'nın yarısı kaç? 48. 48 volüme düşecek mi acaba? Bunun hepsini eklediğim zaman. Gördüğünüz gibi alkolmetre yükseliyor. Anında tepki veriyor. 90 derece. Daha henüz 3'te 1'ini, 100 gramın 3'te 1'i. Niçin anında tepki veriyor? Yoğunluğu suya göre çok daha düşük. Yoğunluğu fazla olan sıvılar, yoğunluğu az olan sıvıları veya katıları iterler kaldırma kuvvetiyle. Alkolün yoğunluğu suya göre az olduğu için bizim şu anda eklediğimiz su Parrot'un alt bölümünden hazneye doluyor. Yoğunluğu etil alkolden fazla olduğu için onu iterek, yani kaldırarak dışarı atıyor. Alkolmetre de bu durumu bize anında raporluyor. Dışarı atılan sıvının yoğunluğunu birazdan ölçeceğiz. Bu kuramı kanıtlayacağım. Bakın hızla yükseliyor, hızla derecesi düşüyor, görüyor musunuz? Evet. Şimdi tekrar ölçüm yapıyorum. Şu anda bunun içindeki suyla yer değiştirdi gibi hemen hemen. Burada şu anda 10 derece alkol var.
Evet, bakalım buraya dökülen alkolün derecesi ne kadarmış? Bunu da kısa form alkol metreyle ölçüyorum. Evet, burada 90 derece etil var. 90 volüm gösteriyor tam. Bu 10 derece demek ki buradan dökülen alkolün birçoğu %90'ı neredeyse bunun için aldı. Alkol yükseldiği için kaldırma kuvvetiyle suyun buradan ilk dökülen alkol oluyor. Burada kalan su. Suyla alkol yer değiştirdi. Biraz sonra yapacağımız işlem, önce içini su doldurup sonradan alkolü ilave edeceğim. Kısa form alkol metreyi kullanacağım bu sefer. İçine su dolduracağım ve 96 derece etil alkol ekleyerek çıkan ürünü ve bunun içinde kalan ürünü ölçeceğiz. Kısa form alkol metre tabii ki boyu kısa olduğu için yukarıdan bırakırsam kırılma olasılığı çok yüksek. Kırılmasını engellemek için şu şekilde yumak yaptığım bir bakır tel parçasını içine atıyorum bunu. Üzerine bunu ekliyorum. Zaten kırılmaz çünkü tel var altında. Evet, kenara dayanarak bu şekilde bekliyor. Su ilave ediyorum üzerine. Tabii biraz sonra alkol metre iyice yükselecek sıfır seviyesine kadar. Tamamı yukarıda kalması gerekiyor. Bakın hızlı bir şekilde yükseliyor. Evet, buradan aktığı zaman demek ki dolmuş demektir bu. Buradan akan şey su. Evet, bunun ölçüsünde buraya alkol dolduruyorum. %50, %50. 100 gram suyumuz var. 100 gram alkol üzerine ilave edeceğim. Suyun yerini alacak mı, almayacak mı onu göreceğiz. Şimdi ilave edelim. İçinde ne kadar alkol kalacak? Aldığımız yerde kaç volüm olacak? Batmaya başladı. Şu anda 55 derece oldu. Şu anda 60 derece olmak üzere. 60 oldu. 60'ı geçti. 65 oldu. 68 derece yaklaşık. Tam 70 dereceyi gösteriyor. Alkol aşağıdan hızla yükselirken suya karıştı. Biraz evvel su eklediğimiz zaman su üzerindeki alkolü bunun üzerine attı. Onun için 90 küsür derece alkol vardı. Ama şimdi olayın tam tersi. Demek ki perit damıtımlarınızda anında tepki veriyor. Buradan aldığınız ürünü anında ölçmenizi sağlıyor sizin. Damıtımı bitirdikten sonra ölçeyim acaba ne geldi? Mezüre ekleyeyim. Aldığım ürünü ölçeyim, derecesine bakayım diye bir olay yok. Burada anında ne aldığınızı ölçüyorsunuz. Perit, damıtım için işini çok keyifli hale getiren bir araç. Bu aleti sizlere kısaca elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur video. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki hazırlayacağım damıtma sistemindeki suyun soğutulması ile ilgili olan videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.